Herkese merhabalar. Not tutmayı önemsediğinizi biliyoruz ama not tutmak bazen kolay olmuyor, bazen sıkıcı oluyor, hocam, bazen... Hocam nasıl tutacağımı bilmiyorum, nasıl not tutmayı? Şimdi Tonguç'um, birçok öğrencimiz de mesela Emine demiş ki en etkili not tutma teknikleri nasıl olur demiş. Veyahut da Tuncay Üçok demiş ki değişik not tutma teknikleri var mı hocam demiş. Gerçekten de böyle sıkıntılı bir şekilde şöyle bir sayfa önüne aldın. Bıdı 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 not tuttuğun zaman insanın okuyası gelmiyor. Gerçekten de bu nedir ya diyorsun. Keşke daha güzel yazsaydım, keşke daha güzel not tutsaydım diyorsun. İşte biz bugün sizlere inşallah en güzel şekilde not nasıl tutulur onu göstermeye çalışacağız. Bununla alakalı bilim insanları çok değişik çalışmalar yapmış. Yurt dışında, İsviçre'de, Kanada'da, Amerika'da, Türkiye'de farklı farklı yöntemler bulmuş. Onları sizlere göstereceğiz. Şimdi not almak yetenek değildir, öğrenmen gerekir. Yani bazen not almanın da mı dersi var? Aynen, not almanın dersini öğreneceğiz bugün Tonguç'um. Birincisi haritalaştırma tekniği. Yani biz öğreneceğimiz şeyi adeta bir Türkiye haritası gibi zihnimize kodlamamız gerekiyor. Görsel zeka denen bir şey var. Mesela sen şimdi şuraya masana oturdun. Şurası senin masan olsun. Tamam Tonguç'um. Şu sandalyen olsun, şöyle oturuyorsun. Şu sandalye ayakları. Sen burada sadece kitaba bakmaktan değil de bazen duvarda karşına asacağın bilgiler de, hatta bizim akıl haritalarımız vardır bununla alakalı, asacağın bilgiler inanılmaz şekilde zihninde kalır. Bir şekilde ortaya ana konuyu koyuyorsun. Bizim başkentimiz neresi Tonguç'um? Ankara. 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 Sonra daha önemli başka bir konu diyeyim ki İstanbul'un... Zihin haritaları. Zihin haritası. Yani ortaya bir bilgi yazıyorsun, o bilgiden notlar çıkarıyorsun. Mesela onu şöyle boş bir kağıt olursa orada daha net gösterebilirim. Diyelim ki Atatürk'ün yazacaksın. Bak, birinci not tutma yöntemi şu olsun, ikinci not tutma yöntemi haritalaştırma yöntemi olsun. Bak şimdi. Buraya yazıyorsun. Atatürk ilkeleri diyorsun, tamam mı? Yazıyorsun. 1. Cumhuriyetçilik. 2. Milliyetçilik. 3. Halkçılık. 4. Laiklik. 5. Devletçilik. Gayet güzel oldu valla. Bak bu şekilde yazdın ya. Bir bu yöntem var, tamam mı? Sonra bunların tanımlarını yazıyorsun. Burada bu vardır. İşte bu bununla alakalıdır. Bu bununla alakalıdır. Bu biraz uzuyor mesela. Bu bununla alakalıdır. Şunlar şu önemlidir. Şu önemlidir diyorsun. Bak biraz da renksiz yaptığın için bak biraz sıkıcı durdu. Halbuki ortaya Atatürk ilkeleri diye yazsan, yani harita yönteminde ortaya gidiyorsun, tamam mı? Tony Buzan yöntemi. Burayı yazdıktan sonra farklı renkli kalemlerle çıkarıyorsun buraya cumhuriyetçilik. Buraya çıkarıyorsun milliyetçilik. Buraya çıkarıyorsun halkçılık. Devletçilik, laiklik, inkılapçılık diye bir kere bunu yazdın. Bayağı güzel. Sonra buraya da tek tek bunları dizdin mesela. Bu fende olabilir, sosyal bilgilerde olabilir, din dersi olabilir, İngilizce olabilir. Ve bir harita yöntemi yaparsan... Altına da bir Atatürk imzası atsam. Hemen şöyle atıyorum. Tabii ki hemen Atatürk imzası atalım. Ve ardından da bu imza attığın zaman net bir şekilde her şey hazır olmuş oluyor. Burada önemli olan şey şu. Şu her zaman kitaplarda gördüğümüz sıkıcı yöntem. Bu ise harita yöntemi. Böyle bir ışık gibi doğmuş oluyor konu zihninde. Ve diyorsun ki bu tarafta, bu tarafta, bu tarafta. Böylece en üstte, ortada, sağda, solda yöntemlerle zihnini pekiştirmiş oluyorsun. İkinci bir yöntem ise Tonguç Elan'ın benim kutu tekniği. Karışık dersler için bu yöntemi kullanabilirsin. Alt başlıkların belli olmadığı bazı dersler çok karışık oluyor. Dolayısıyla sen her kutunun içinde yeni olduğun konuyu kurup bu bağlantıları içine alıyorsun. Ve tablette not tutarken de etkili olan bir yöntem. Yani sen diyelim ki hani post-it'ler yapıştırıyoruz ya biz. Şunu unutma, şunu unutma diyoruz ya. Bunları adeta öğrenmen gerekenleri zihninde yapmak. Diyelim ki şöyle göstereyim. Deneme çözüyorsun. Bu denemede bu soruyu yanlış yaptın. Neymiş bu? Güneş ışınları, ekvator yengeç öğrencisi, oğlak öğrencisi. Ya bu nedir dedin. Sorunun cevabını çözümünü izledin. Baktın. Bu senin sinirini bozuyor. Bununla alakalı bu soruyu kesebilirsin. Ya da bununla alakalı tutman gereken notu buraya kalemine yazıyorsun. Burada güneş ekli, esenekli, yıllık hareketi, yıllık, güneş, güneş, güneş. Bunları yazdın, şekilleri çizdin. Bunu bir post-it gibi duvarına asmak da çok iyi bir yöntem oluyor. Hatalarından ders çıkartıyorum. Hatalarından ders çıkarıyorsun. Üçüncü bir yöntem ise Cornell tekniği. Cornell kendisi normalde diş mühendisi. Üniversite değil mi Cornell Üniversitesi? Cornell Üniversitesi'nin kurucusu zaten. Kendisi o üniversitenin bizzat inşaat ameliyatında çalışmış. Üniversiteyi bizzat kendisi kurmuş, ustası ve müteahhiti. Ve çok değerli de bir bilim insanı. Buradaki şey şu. Sayfayı üçe bölüyorsun Tonguç'un. Bu boş bir sayfa. Sayfayı üçe böldükten sonra sola konuyu öğrenirken dikkatini çeken kelimelere soru yazıyorsun. Mesela anahtar kalma. Anahtar kalma. Mesela ne öğrendin mesela? Burada milli egemenlik diye bir kelime geçti. Az önce Atatürk'e söylüyorum. İşte burası çağdaş kelimesi geçti. İşte başka ne olabilir? İşte Atatürk ilkeleri başlığı zaten konu. Başlığı geçti. Evet, milli bağımsızlık. Başlığı zaten buraya atacaksın tabii de. Milli bağımsızlık kelimesi geçti. Veyahut da ne bileyim işte yenilik kelimesi geçti. Bunları gördükçe yazdın buraya. Tamam. Bazı orijinal kelimeleri buraya yazdın. Sonra da sağ tarafı da konuyla ilgili dikkatini çeken kısımları yazdıktan sonra burada ne yapıyorsun? Bununla alakalı konuyu anlatıyorum artık. Konuyu anlatıyorsun artık. Bu budur. Cumhuriyetçilik budur. Milliyetçilik budur. Halkçılık budur. İnkılapçılık budur. İşte başka ne vardı? Laiklik budur. Devletçilik budur diye yazdın. En altta da dersi bitirdikten sonra da kelime ve cümleleri birleştirerek olayın özetini yazıyorsun. Yani diyorsun ki özet. Özet. Buraya da şuraya özet yazıyorsun. Bu yöntem de çok iyi. Yani bu sayfaya baktığında şunu görüyorsun. Konunun
Hoca tarafından anlatılan kısım burada. Benim bilmem gereken kavramlar burada. Ya bu ikisini de okuyacak vaktim yok. Özeti de burada diyebilirim. Bunu yapsam ben kendi kitabımı yazarım. Ya, ne alakası? Gerçekten mükemmel bir yöntemmiş bu. Dördüncü yöntemimiz ise anahtar tekniği. Anahtarın var mı Tonguç'um? Anahtarım var hocam. Ne yapıyorsun bu anahtarla? Maymuncuk var, her kapıyı açabiliyorum ben. Şimdi anahtar da yöntemimiz şu. Bu sefer hani paragrafları çözerken şöyle bir Türkçe kitabını yeniden almak gerekiyor Tonguç'um. Mesela şurada sözel bölümü açtık. Sana Türkçe'de böyle bir paragraf verdiği zaman bazı anahtar kelimeleri bulmak gerekiyor. Evet, sorular birazcık uzun. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Burada mesela hangisi tanıtılan sikkelerden biri değildir demiş. Burada bazı anahtar kelimeler var bizim bu soruyu çözmemiz için. İşte her konunun da kendince anahtar kelimeleri vardır. O anahtar kelimeleri bulduğun zaman çok daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsin. Mesela diyelim ki İngilizce'de teen life konusunu öğrenmek istiyorsun. Tamam, gençlerin yaşamı. Burada bilmen gereken bazı kelimeler var. Bunlara zaten biz İngilizce'de vocabulary diyoruz. Vocabulary ise olarak da mesela dream yani hayal kurmak. Voice yani ses. Backup. İşte backup veyahut da shopping. Backup daha çok friends konusunda, friendship konusunda. Dolayısıyla bunları koyduktan sonra çok fazla ayrıntı içeren konularda alt başlıkları bulmak yani anahtarları bulmak senin için faydalı oluyor. Diyorsun ki ben bu kelimeleri biliyorum ve anahtar yöntemlerle ilerliyorum diyebiliriz. İkincisi pardon kaç oldu? 1, 2, 3, 5.'si. Cümle tekniği. Cümle tekniği deyince aklına ne geliyor Tonguç'um? Cümle tekniği diyeceğim. Cümleleri yazaraktan uzun uzun cümleleri aklımıza tutmak için çalışırız. Bir daha söyleriz tekrar söylemeye çalışırız. Aynen. Bu da olabilir ama burada çok hızlı ilerlemen gereken konularda kullanıyorsun. Mesela burada şöyle bir şey var. Sen mesela ama yazacağına A harfini böyle yazıyorsun. Bu ama anlamına geliyor. Aa. Çünkü yazacağına Ç harfini böyle yazıyorsun. Bu çünkü anlamına geliyor. Biraz farklı Ç yazıyorsun. Bu çünkü demek. Bu senin hızlı bir şekilde not almanı sağlıyor. Veyahut da başka ne olabilir? Bu hocam. Evet bak. Farklı demek yerine şöyle F'yi böyle yazıyorsun. Bu farklı demek mesela. Aa. Tamam mı? Sen bunu farklıdır. Farklı bir F oldu. Farklı bir F olduğu için bu farklı anlamına geliyor. Bu ama anlamına geliyor. Bu çünkü anlamına geliyor. Ve böylece neden yazacağıma soru işareti koyuyorum. Ha, neden? Bunun sebebi nedir diye sordum. Mesela niçin dedi. Bu yöntemi kullanabiliyorsun. Bir de Tonguç'um tablo tekniği. Çok vaktin varsa bu yöntemi kullanabilirsin. Üstten aşağıya öğrenmen gereken konuları yazıyorsun. Sütunlara da o derse ilgili hangi sorulara cevap bulman gerekiyorsa o soruları yazıyorsun. Tanım, ne zaman, nasıl kullanılır gibi. Mesela diyelim ki buraya yazıyorsun. Nedir? Tamam mı? Ne zaman kullanılır? Mesela fende öğrendiğin konular 5N1K. 5N1K gibi. Veyahut da önemli kelimeleri nedir? Önemli kelimeleri nedir gibi. Burada yazıyorsun mesela. Buraya az önceki şeyi yazıyorum. Cumhuriyetçilik. Buraya milliyetçiliği yazıyorum. Buraya halkçılığı yazıyorum. Şimdi sen nedir? Milli egemenliktir. Ne zaman? İşte 29 Ekim 1923 ile oldu. İşte önemli kavramlar, kelimeler nedir? Milli egemenlik, ulusal irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilleri diye burada önemli kavramlar yazabiliyorsun. Bu yöntemde konunun ne olduğunu buradan görebiliyorsun. Konunun ne olduklarını buradan görebiliyorsun. Konunun ne zaman kullanıldığını, hangi olaylarla bağlantılı olduğunu buradan görebiliyorsun. Tonguç evladı benim. Bir de DNA tekniği. DNA ne demek Tonguç evladım? DNA deoksiribonükleik asittir ve günümüzde DNA'lar çok hayati öneme sahiptir, haizdir. Bu da dinler... Evet, bu tabii ki fen bilgisi açısından söylediysen gerçekten fen dersin çok iyi. Tebrik ediyorum seni. Dinlerken not alma. Yani alma değil, dinlerken not al yöntemi esasında. Burada da kısaltaraktan, anlama odaklanaraktan ve bilgi odaklanaraktan. Mesela ben şöyle yapıyordum eskiden dersleri dinlerken. Ya şimdi hocayı dinlemeyeyim. Sonra notları okurum kitaptan. İşte bir tane konu altım kitabı alırım. Oradan konulara bakarım. Kendime evde çalışırım diyerek dersi dinlemiyordum. Sonra da eve gidince bul ara ara uzun uzun sayfalarla uğraş. Bayağı yoruluyordu. Bir gün dedim ki ben dinlerken not alacağım. Dersi öğreneceğim dedim. Dersi dikkatli bir şekilde dinledim. Bak o 40 dakikalık dersin zaten neredeyse 25 dakikası ders oluyor. İlk 15 dakikası boş geyik oluyor. Dikkatli bir şekilde hocamı dinledim. Dinlerken not aldım. Ve bundan sonra da bir daha hiç çalışamayacak bir şey gibi. Öğrendiğim zaman bir daha da hiç çalışmama gerek kalmadı. Çünkü zaten sınavda çıkacak çalışmaktan nefret ettim. Evet. Çünkü hoca sınavda çıkacak şeyi zaten söylüyor. Ve hoca anlattığının çıkması kadar sevdiği bir şey yok. Beni dinleyen öğrenciler yapsın diyor. Yani sen hocanın anlattığını kısaltaraktan, anlama odaklanaraktan, bilgi odaklanaraktan not aldığında çok iyi bir not alıyorsun. Diğer tarafta öbür adam bir sürü şey yazıyor, bir sürü şey öğreniyor. O adam hoca çok da iyi not vermeyebiliyor. Niye? Çünkü sen hocanın istediği şekliyle, hocanın sana anlattığı şekliyle anlatmayınca bir anda sıkıntı yaşamış oluyorsun. Bak DNA tekniğini şöyle gösterelim. Bir kısalt. Kendi anlayacağın şekilde olmasına dikkat et. Tekrarlar da kısalt. Bunu az önce söylemiştik mesela. Hani bu neydi? Ama yerine A'ydı. Çünkü bu A'ydı mesela. Şu neydi Tonguç herhalde benim? Farklı. Farklıydı. İsim terim anlamları. Cümleleri kısalt. Terimler kullan. Yani cümlenin bütününü yazmak yerine bazen terim anlamını kullan. Mesela Atatürk ilkeleri 6 tanedir deme. Atatürk ilkeleri. Parantez içinde 6 koy. Bitti gitti mesela. Cümleleri kısalt. Anahtar kelimeleri kullan. Ve odaklan.
anlamaya çalış. Yani hoca sana anlatırken ya ben bu cümleyi aklına tutmama gerek yok. Mesela arkadaşlar burası çok önemli dedi. Sen oraya sadece bir ünlem işareti koyaraktan da bunun önemli olduğunu vurgulayabilirsin. Ve tabii ki de dinleme esnasında anlar ilk 24 saat içinde tekrar edilirse. Mesela sen okulda sana hoca anlattı. Sen de böyle notlar aldın. Bu da. Odaklandın. Terim alanları yazdın. Anahtar kelimeleri yazdın. Onu 24 saat içinde tekrar edersen Tonguç'um mükemmel bir şekilde aklına kalıyor. Niye biliyor musun? Muk olur. Muk oluyor. Hiçbir şey unutmuyorsun. Bir de renk kodlama tekniği var. O da hani az önce ilk başta şöyle bir şey göstermiştim Tonguç Eren'de. Sana o sayfayı bir kez daha bulmak istiyorum. Hani bir sayfa şöyleydi Atatürk ülkelerinde. Fıt 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 gitmişti. Bir sayfada ise hatırlarsan ortaya bir renk koymuştum. Sonrasında da farklı renklerle böyle oklar çıkarmışım harita yönteminde. İşte burada senin esasında cazibedar kılan, hoşuna giden şey renklerdi. Sen de mutlaka not alırken başlıkları hep kırmızı renk yap. Terimleri hep mavi renk yap. Anahtar kelimeleri hep yeşil yap. Örnekleri hep mor yap mesela. Veya bu renkleri kendi kafana göre değiştirebilirsin. Bu da senin hızlı bir şekilde not almanı sağlayacaktır. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla. Teşekkür ederim. Şimdiden derslerine başarılar diliyorum.